Herkese merhabalar. Bu dersimizde seçimleri transformasyon yapmak, yani seçimleri şekillendirmekten bahsediyor olacağız. Bunun için de sizinle kaynak kısmında paylaştım. Monster, hatta bakın monster yapmışım. Hemen düzeltelim. Monster olsun, truck olarak ismini şey yapalım. Şunu da spot diye isimlendirmiş olalım. İşte şu monster görüntüsünü Photoshop'a sürükleyip bırakarak bu görseli bir açıyorum. Yapacağımız şey şu olacak. Şu lamba yerine, hani ön far yerine gördüğümüz şu spot görüntüsünü yerleştireceğiz. Bunun için de spotu ayrı bir görsel olarak açıyorum. İşte koltuk ya da kutu gibi bir şey, bir kutunun içinde gördüğüm kadarıyla kutunun üstünde spotumuz duruyor. Bizim bu spotu seçip güzelce sadece spot'tan oluşan pikselleri buraya yapıştırmamız gerekecek. Şimdi bu spotu nasıl seçeriz? Şu ana kadar dikdörtgen ve eliptik seçim araçlarını, lasso tool'ları ve magic wand'ı öğrendik. Magic wand hızlı bir seçim yapmaya çalıştığınızda bu kadar çok gri tonlarında geçiş olan bir görseli magic wand'ın sağlıklı bir şekilde kolay kolay seçemediğini görüyorsunuz. O zaman serbest tel lasso aracıyla acaba ben bunun çevresini yuvarlak yuvarlak dolaşabilir miyim? E bu da çok mantıklı değil gördüğünüz gibi. Seçimleri iptal ediyorum. E o zaman şu elliptical markü ile ben bunu acaba şöyle yuvarlak bir seçim yakalayabilir miyim? Evet bakın bu biraz daha olabilecek gibi görünüyor. Yeni seçim yapma özelliğinde durarak defalarca farklı seçimler yaparak bunu yakalamaya çalışabilirsiniz. Ama çok da mümkün olmadığını göreceksiniz. Bu noktada Seçimimizi bir kabaca oluşturduktan sonra Aynı pikselleri seçtiğimizde Ctrl T'ye basarak Transform aracından faydalanarak O piksellerin şeklini değiştiriyoruz ya Burada da aynı şeyi yapacağız Seçimin şeklini değiştirmeye çalışacağız O yüzden şöyle bir seçim yaparak başlayabilirsiniz Deselect dedim seçimi iptal ettim Yuvarlak bir seçimle başlıyorum Ve Shift'i basılı tutuyorum yuvarlak seçimi yaparken tam bir çember çizsin diye ve bu şekilde bir çember seçim oluşturuyorum. Şu anda bakın katman kilitli değil. Hareket ettirme aracına gelip bunu ben kaydırırsam seçilmiş olan pikseller kayar. Bunu istemiyorum. Seçimin kendisinin kayması için ne yapabileceğimizden bahsetmiştim. Bir seçim aracındayken ortasına gelip kaydırırsak bakın seçim kay kaydırılabiliyor. Şimdi işte seçimi de şöyle kaydırdım aşağı yukarı boyutlar güzel olmuş ama tabii ki perspektif bozulmadan dolayı bu şekil olarak spotumuzu yakalayamıyor. İşte arkadaşlar burada normalde bu perspektif bozulmayı boyalı piksellerimize vermeye çalışsak biliyorsunuz Ctrl T'ye basıp işlem yapıyoruz. Mesela ben şu an Ctrl T'ye bassam ve büyütüp küçülsem yine işte o boyalı piksellerimiz küçülecek. Ya da işte sağ tıklayıp skew desem ve şöyle yapsam görüyorsunuz seçilmiş olan piksellerimizin e, görüntüsünü manipüle etmiş oluyorum. ESC'ye bastım çıktım. Benim derdim seçilmiş olan piksellerin görüntüsünü manipüle etmek değil. Seçimin kendi şeklini manipüle etmek. Bunu işte şöyle yapıyorsunuz. Sol tarafta herhangi bir seçim aracı komutundayken sağ tıkladığınızda bakın şurada transform selection şeyi var, özelliği var. Bunu çalıştırdığımızda yine kutular geliyor. Fakat bu sefer bu kutuların özelliği şu. Bakın seçimi büyütüyor ya da küçültüyor. İşte ya da veyahut da şöyle boyutunu ayarladık diyelim. Skew komutuna getirirsem seçimi eğip büküyor, perspektifli hale getiriyor görüyorsunuz. İşte skew'dan faydalanarak açısını biraz ayarlamaya çalışacağım. Hani bu şeyi tutacak şekilde bakın. Küçük oynamalarla seçimin şekli spotumuzu tutacak şekilde seçimi manipüle etmeye çalışıyorum. Bakın skew'da bunu düzgünce yapabilirsiniz. Diğer konuştuğumuz distort perspektif gibi diğer bozulma tiplerini de uygulayabilirsiniz. Ama bizim burada benim düşüncem skew tipi çalışmanın zaten istediğimizi verecek olması. Bakın gördüğünüz gibi seçimi oldukça bizim spotumuzun şekline uygun hale getirebildim birkaç küçük dokunuşla. Siz de lütfen bunu yapın. Ve mesela bakın şurayı biraz yukarı alınca şurası şey kaldı. Şöyle biraz daha oynayalım. Şunu belki biraz şöyle yapmamız gerekir. Burada arkadaşlar ne kadar hassas çalışırsanız hani işte Photoshop biraz komut bilmekle ilgilidir. Biraz da özenli çalışmakla ilgilidir. Aslında görüyorsunuz tamamen manuel bir işlem yapıyorum. Ee, o yüzden ne kadar özenli çalışırsanız ne kadar acele etmezseniz o kadar düzgün seçimler yapabilirsiniz. Bu şekilde manuel seçim yaptığınız zaman. Memnun kaldığımda Enter'a basıyorum ve artık seçimin şekli bu hale geldi. Bakın yaklaşırsam şurada birazı dışarıda kalmış. Seçimin şekli bu hale geldikten sonra tekrardan bir seçim aracındayken yine Lasso Tool'a gelip Sağ tıklayıp Transform Selection deyip Bu arada Transform Selection sadece Last Tool'da yok. Ee, mesela Elliptical Marku Tool'a geldiğinizde orada da olduğunu görüyorsunuz. Ama şu ana kadar seçti konuştuğumuz seçim komutlarından Magic Wand'ın içinde arkadaşlar. Sağ tıkladığınızda Bakın Transform Selection'ı burada bulamıyorsunuz. Hani burada bazı ekstra komutlar gelince onu çıkarmışlar. Öyle görünüyor. Lasso Tool'un içine geldim, sağ tıkladım, Transform Selection dedim. Şimdi burada şunu bilmeniz gerekiyor. Bunu çalıştırdıktan sonra arkadaşlar Zoom Tool'a geçemiyorsunuz. Hani O yüzden ben az önce biraz uzaktan uzaktan yaptım. Ama şimdi daha yakından Skew'ü açıp, bakın şöyle biraz diyorum ki sanırım şöyle çekiştirmemiz gerekecek diyorum. Burayı biraz çekiştirdik. Oturttuğumuzda geri kalan yerlerde de değişiklikler olacağını küçük miktarlarda unutmayın. Mesela bakın şurası belki biraz dışa çıkmış gibi olabilir. Hani gelip bu tarafa da ufak bir dokunuş yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Sürekli olarak bütün taraflara dikkat ederek çalışıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bayağı el zanaatı şeklinde ilerleyen bir süreç. Entra bastım. Veyahut da çift tıklayarak seçimin üstüne transform işlemini tamamlayabilirsiniz. İşte bu şekilde bu seçimi yaptıktan sonra bakın, Ctrl C'ye basıyorum, kopyaladım. Bunu gelip şurada Editten kopya basarak da yapabilirdik. Sonra işte burada kopyaladık ya arkadaşlar bu pikselleri. Buraya geldiniz, Editten Paste diyebilirsiniz ya da işte bildiğiniz gibi Ctrl V'ye basabilirsiniz. Bakın ne oldu? Bizim spotumuz ayrı bir katman olarak buraya zaten geldi. İşte buraya geldikten sonra özellikle bir de ayrı bir katman olması bizim için çok avantajlı. Çünkü Ctrl T'ye bastığım anda bu katmanın ebatlandırmasını yapmaya başlayacağım. Kendisini getirip şuraya şöyle koyacağım. Önce bir koyuyorum, sonra zoomluyorum. Sonra tekrar yerleştireceğim. Bakın mesela açısı yönü perspektifi tutmuyor. Basit bir şekilde şöyle çevirerek perspektifi tutar hale getirebiliriz. Biraz da büyütebiliriz. Görüyorsunuz. Veyahut da Ctrl T sağ tık skew ya da perspektif ya da distort gibi diğer perspektifini müdahale eden özellikleri kullanarak da görüntüsünü manipüle edebileceğimizi aklınızda bulundurun lütfen. Evet gördüğünüz gibi oradaki farımızı diğer spotla değiştirmiş olduk. Seçimleri transform etme, transform selection komutu da bu şekildeydi. Her zaman seçimlerimizi bir tıkla elde edemiyoruz. Ara ara seçimlerimizi elde etmek için ciddi anlamda mesai harcamamız gerekebiliyor. Bu mesailerde kullandığımız araçlardan biri de seçimlerimizi şekillendirdiğimiz Transform Selection özelliğiydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.